Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiren gelişmeyi SGK uzmanı Mert Nair açıkladı. Erken emeklilik sistemi gelir. İşte bütün ayrıntılar. 2000 ile 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK girişi olup emeklilikte yaşa takılanlar, EYT durumu nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyen bireyler, meclise sunulan torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifinin olup olmadığını araştırıyorlar. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nair, bu yeni grubun isminin, bizim suçumuz ne? BSN olarak belirlendiğini ifade etti. EYT kapsamında yer alan bu yeni grup, erken emeklilik konusundaki beklentilerini ve durumlarını ifade etmek üzere meclis gündemine taşınmış durumda. 2000 ila 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK, girişi olan SSK ve Bağkurlu milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik yasasının getirilmesini bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT kapsamında emekli olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Ancak henüz kademeli emeklilik konusunda net bir düzenleme yapılmadı. Eğer kademeli emeklilik yasası gelirse, şartlar ne olacak, prim günleri ne kadar olacak ve bu düzenlemeden kimler faydalanabilecek? Bu konular netlik kazanmayı bekliyor. Torba yasada kademeli emeklilik var mı? Torba yasa kapsamında bir dizi düzenleme yasalaşmayı bekliyor. Bu düzenlemeler arasında kademeli emeklilik şartlarının da ele alınması öngörülüyor. Kademeli prim sistemi, işe giriş tarihine bağlı olarak belirlenen yaş şartlarını karşılayan kişilere kısmi emeklilik imkanı sunabilir. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar, EYT kapsamında olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartları geçerli olup bu yaş şartı işe giriş tarihiyle belirleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için EYT düzenlemesi yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni düzenleme ile 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülüyor ve bu sayının 5 milyonu aşması bekleniyor. EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik talep edenleri de kapsayan yeni bir uygulamayı içeriyor. Kademeli prim sistemi ile birlikte işe başlama tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Bununla birlikte EYT kapsamında olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunmakta ve bu yaş şartı da işe başlama tarihiyle belirlenmektedir. Hizmet akdi ile çalışanların emekli olma sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk kez sigortalı olunan tarihe bağlı olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla kademeli emeklilik talep edenlerin işe başlama tarihlerine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklik öncesinde kadınlar için emeklilik için gerekli sigortalılık süresi 20 yıl iken erkekler için bu süre 25 yıldı. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4.447 sayılı işsizlik sigortası kanunu ile kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise bu yaş 60 olarak belirlendi. Bu değişiklikle birlikte emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi şartlarına ilişkin kriterler revize edildi. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nair, Haber Global'e yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında 1999'dan sonra ortaya çıkan bir kanun olduğunu belirtti bu konunun ilk kez 2011 yılında gündeme geldiğini ve 2023 Mart itibarıyla kanunlaştığını vurguladı. Nair'e göre, 1.7 milyon vatandaşın maaşları 2023 içinde ödendi. Ayrıca, EYT kanunundan sonra 8 Eylül 1999'da girişi olanlar yararlanırken, 9 Eylül girişi olanların yararlanamadığını ifade etti ve yeni teklifin bu kişiler için olduğunu aktardı. Bu yeni grubun isminin, bizim suçumuz ne? Yani BSN grubu olduğunu belirtti. 6 milyon çalışanı ilgilendiriyor. 2000 ile 2008 yılları arasında işe giriş yapmış yaklaşık 6 milyon çalışan var. Bu kişiler de bu konuda mücadele etmeye başladılar. Onlar da EYT hakkının verilmesini bekliyorlar. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arasında sigorta girişi olanların